Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında yargılandığı bir davada 2,5 yıl hapis cezası kararı verildi. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a hedef gösterdiği gerekçesiyle dava açılmıştı Demirtaş'la ilgili. Hakkında verilen hapis cezası Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozuldu, dava yeniden görüldü. Mahkeme Demirtaş'a kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan 2,5 yıl hapis cezası verdi. Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçundansa suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesinde işkence ve kötü muamele ile hafızalara kazınan Diyarbakır cezaevi apar topar kapatıldı. Tutuklular başka cezaevlerine sevk edildi. Erdoğan cezaevi ile ilgili 1,5 yıl önce burası kültür merkezi olacak demişti. Şimdi Diyarbakır cezaevi binasının akıbeti merak konusu. 80'li yıllar, şiddet, işkence ve ölümlerin adresi Diyarbakır Beşnoğlu Kapalı Cezaevi. İşkenceye karşı yapılan eylemlere de sahne oldu, açlık grevi sonucu hayatını kaybedenlere de. Hafızalarda insanlığın bittiği nokta olarak kalan cezaevi kültür merkezi mi olacak? Yani bir utanç merkezine dönmüştü. Dünya siyasal tarihine geçecek şekilde çok ağır işkencelerin, zulmün yaşandığı bir cezaeviydi. Yüzlerce insan, binlerce insan işkence gördü. Bir toplama kampı gibiydi gerçekten. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a gidecek. Ziyaret öncesi nakil ve kapatma işlemi apar topar gerçekleşti. Tutuklulara nakilden önce hiçbir bilgi verilmedi. Peki Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti neyi amaçlıyor? İşkencelerle anılan cezaevi kültür merkezi mi olacak? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu cezaevinin utanç müzesi olması gerektiğini söyledi. Diyarbakır cezaevinin kapatılması, bir hafıza müzesine dönüştürülmesi, bir insan hakları müzesine dönüştürülmesi, Diyarbakır cezaevinde o dönem işkence görenlerden özür dilenmesi ve işkence yapanlardan da hesap sorulması, yargılanmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 yıl önce kültür merkezi olacak demişti. 78'liler girişimi de cezaevinin insan hakları müzesine dönüşmesini istiyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir iddiası daha var. Kamu görevlerinden, çalışanlardan bize çok sayıda şikayet geliyor. Zorla ve zorunlu olarak bu mitinge katılmaları gerektiği yönünde. Ben çok sayıda telefon aldım. Ayrıca medya hesaplarımdan ve parlamentodaki ofisime birçok telefon geldi. Uyarıyoruz dedi Tanrıkulu. Kamu görevlerine zorunlu olarak bu mitinge katılın diyemezsiniz. Tümünün bilgileri elimizde var. Son kez sizleri uyarıyoruz. Hukuk kuralları içerisinde kalın. Siyasetin aracı olmayın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memuru gibi davranmayın. Bir son dakika haberi ve sıcak görüntüler ekrana gelecek şimdi. Bartın'da Amasra'da bir maden ocağında grizi patlaması yaşandığı belirtiliyor. Çok sayıda sağlık ekibi o maden ocağının girişine sevk edildi. Ambulansları görüyorsunuz maden ocağının girişinde. Henüz elimizde çok sınırlı bilgi var. Yer Bartın, Amasra. Bir maden ocağında patlama meydana geldi. Bir maden ocağında, düzeltelim alt yazıyı. Maden ocağında patlama meydana geldi az evvel. Ve çok sayıda ambulans da maden ocağına sevk edildi. Elimize bilgiler ulaştıkça size aktaracağız. Yerin altında çalışmakta olan madenciler olduğu belirtiliyor patlama esnasında. Umarım iyi haberlerini veririz size. Sağ salim hepsi yerin üstüne, maden ocağının kapısına çıkartılır. Umarım kötü haberlerini paylaşmak zorunda kalmayız. Burası Martın Amasra'da bir maden ocağı ve ambulanslar görüyorsunuz en az. 1, 2, 3, 4, 5 ambulansı görebiliyorum görüntülerde. Çok sayıda sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtiliyor. Yeni bir bilgi hemen şöyle bakayım. Tazeleyelim. Grizi patlaması iddiası var. Maden ocağında grizi patlaması iddiası var. Türkiye maalesef maden ocaklarında adına kaza denilen iş cinayetlerinin çok sık yaşandığı bir ülke. Daha Soma maden katliamının davası, dava sürecinde yaşananlar, hayatını kaybeden madencilerin yakınlarının acıları hafızalarda çok tazeyken bu kez Bartın'dan, Amasra'dan bir haber geldi. Ümit edelim can kaybı olmasın, ümit edelim yaralanan da yoktur. Maden ocağında grizi patlaması olduğu söyleniyor Bartın'da, Amasra'daki maden ocağında. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizinle paylaşacağız efendim.
Hakkari'ye, Yüksekova'ya götüreceğim şimdi sizi. Yüksekova'da polis evleri dolaşıyor ve çocukların parmak izini alıyor. Bu uygulamaya gerekçe çocukların kaybolmaları durumunda rahat bulunabilmesini sağlamak ama hukukçuların itirazı var. Bu insan haklarına aykırıdır diyor hukukçular. Bu fişleme görüntüsüdür denilmekte. Evleri dolaşıp parmak izi alıyor polis, gösterin. Evler gezildi, parmak izleri alındı. Yetmedi, çocuklar polis merkezine de götürüldü. Gerekçe kaybolmaları durumunda daha hızlı bulabilmek. Adres Hakkari Yüksekova. Vatandaşların evlerine gidilerek orada bulunan engelli çocukların ve diğer çocuklarının parmak izleri alınıyor ve sisteme kaydediliyor. Uygulama 10 yıl önce hayata geçirilmiş, proje Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nü karşı karşıya getirmişti. Askıya alındı. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre pusulan polis projesi yeniden başlatıldı. İlk adres Yüksekova oldu. Bu uygulamanın sadece Yüksekova'da başlatılmış olmasını da anlayabilmiş değiliz. Hukukçulara göre proje fişleme anlamına geliyor. Uygulama hukuka aykırı. Bunun gerçekten hukuka aykırı olduğunu, anayasada karşılığının bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Tepkilerin ardından Hakkari Emniyet Genel Müdürlüğü bir paylaşım yaptı. Projemiz devam ediyor denildi. Hakkari Barosu Çocuk Hakları Merkezi yaptığı açıklamada takibi sürdürmekte olduğumuzu ve bundan sonraki yasal sürecinde takipçisi olacağımızı duyuruyoruz dedi. Yapacağımız müzakerelerde sonuç elde edemediğimiz takdirde buradan bir kez daha ifade edeyim ki yargı yoluna başvuracağımızı ifade etmek isterim. Konu meclis gündemine de taşındı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Hangi il ve ilçelerde benzer uygulama yapılmıştır? Parmak izi alınan çocukların tamamı iddia edildiği gibi engelliler midir diye sordu. Şimdi Bartın'da Grizu patlaması yaşandığını söylemiştik maden ocağında az evvel ise. Görüntüler de ekrana gelmeye devam etsin. AFAD ekibi olay yerine sevk edildi ve çok sayıda sağlık ekibi de maden ocağının kapısında beklemekte. İçeride yerin altında çalışan madenciler olduğu belirtiliyor. Patlama esnasında yer altında işçiler bulunuyor ve olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Dolayısıyla gecenin sıcak durağı burası. Ümit ederim tek bir yaralı dahi olmaz. Sağ salim çıkarlar yerin üzerine. Fakat gözler Bartın'da, Amasra'da, bir kez daha belirteyim. Şimdi bu haberle ilgili, bu sıcak gelişmeyle ilgili netleşmeyince bilgiler kamuoyuyla paylaşmayız elbette. Biz gazetecilerin sorumluluğudur bu. Sıcak gelişmelerde değil yalnızca. Herhangi bir olayla ilgili tavrımız budur. Dünyanın her yerinde budur gazetecilerin tavrı. Doğrulanmış, kaynağından doğrulatılmış net bilgileri kamuoyuyla paylaşırız, kamuoyu yararına. Bu sansür yasasıyla hedeflenen, evet, gazetecilerin görevini yapmaması ama sadece gazetecilerle ilgili de değil, sansür yasası. Bu arada ilk görüntüler geliyor. Endişeli bekleyiş devam ediyor maden ocağının kapısında. İçeri ekipler giriyor anladığım kadarıyla. Yerin altına ekipler girecekler. Bu akşam vardiyası az evvel meydana geldi patlama. Onu belirteyim. Saat 18.30 sıralarında meydana geldiği söyleniyor. Akşam vardiyasında çalışan madenciler, yerin altındakiler. Şöyle bir bakalım. Yerin altından çıkarılan bir sesi de duyalım arkadaşlar. Tam ekran görelim. Bir saniye abi. Tamam. Sakin. Umarım bütün madenciler aynı şekilde sağ salim çıkarılır. Yerin altından bir madenci çıkarıldı ve ambulansa doğru götürülüyor. Yürüyerek gidiyor. Diğerleri de umarım bu şekilde yürüyerek çıkarlar maden ocağından. Valinin bir açıklaması var. Yer altında maden ocağında -350 kodunda kömür üretimi esnasında meydana geldi Grizu patlaması ve yerin altında çalışan işçiler olduğu da belirtiliyor. Tam sayı belli olmamakla birlikte en az 57 maden işçisinin patlama esnasında madende olduğu
bilgisi var. Türkiye Kamusen Zonguldak İl Temsilcisi Mithat Bülent Bağcı'dan aldığım bilgiye göre, bir kez daha yineleyeyim. Türkiye Kamusen Zonguldak İl Temsilcisi Mithat Bülent Bağcı'dan aldığım habere göre maden ocağının -350 kodu